Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu ERC-721 NFT kontratını Optimizm üzerinde Anchor kullanarak oluşturmaya bakacağız. Ben bunu denedim. Oldu ama işte olma sırasında bir sürü hata aldım. O hatalardan bahsederim. Onları da alabiliriz. Bir şansımı deneyeceğim. En son şöyle bir şey oluyor. Bizim testnet'teki bakalım hemen cüzdanı bağlayalım. Böyle bir NFT'leri oluşturmuştum kontratla. Şimdi burada birçok şey var. Yani bu videoyu izlerken hani bilmiyorsanız birçok şeyi öğreneceksiniz. Buradan başlamayalım, şuradan başlayalım. Bu Anchor'ın dokümentasyonu, şu da videolu hali. Bunları da bakın. İlk önce ERC-721'i tanımlıyor. Diyor ki ERC-721 ikame edilemez jetondur. Yani benzersizdir. Burada da şöyle işte ERC-20'de standart bir şey var. ERC-721 kendine has yapısı olan bir şey diyor. Biz burada ne kullanıyoruz? Birincisi Optimizm kovan kullanıyoruz. Şimdi Ethereum'da kovan diye bir testnet var. Bu Metamask'ı kurduğunuzda testnetler arasında gelir. Yani şurada testnetleri göster derseniz aşağıda kovan testa diye gelir. Bunun dışında bu Optimizm'in kovan testa var. Peki Optimizm ne? Optimizm bir ikinci katman çözümü. Yani Ethereum'un bildiğiniz ölçeklendirme sorunlarına karşı ikinci katman kullanarak bu sorunu çözmeye çalışan platformlardan biri roll-up'larla çözüyor. İşte optimistik roll-up falan var. Oralar biraz ayrı konular. Onlara girmeyeceğim ama bakabilirsiniz roll-up'larla çözüyor. Biz burada Optimizm Kovan Testnet üzerinde bir akıllı kontrat çalıştıracağız. Bu akıllı kontratı çalıştırırken de Hardhat kullanacağız. İşte Ethereum geliştirme araçları var. Bunlar Hardhat var. İşte Remix'i kullanabiliyorsunuz. Truffle'ı kullanabiliyorsunuz. Burada Hardhat var. Ve Pinata'yı kullanıyoruz. Pinata da şu. Pinata bakın bulut ama IPFS dediğimiz dağıtık dosyalama sistemine yüklüyor dosyaları. Burada sign up deyince hatta login diyeyim. Burada ben giriş yaptım. GitHub hesabınızla bağlanıyorsunuz. GitHub hesabınızla bağlanıp upload ediyorsunuz. Bakın burada dosyalar var. Zaten biz şimdi upload edeceğiz. Oraya kadar gelebilirsek. Burada gördük. Bu QuiOxy dedikleri şey de bir NFT marketplace. Şöyle göstereyim. Yalnız bakın böyle. Biz bunun testnetini kullanacağız. Testneti için de testnet.quixotic'e giriyoruz. Burada da Metamask cüzdanımızla tabii yolun başında şunu bahsettim. Yolun başında Metamask kurmanız gerekiyor. Bunu artık hani basit bir şey Google Chrome'dan girip Google Chrome eklentisi olarak kuruyorsunuz. 12 kelimeli şeyi kaybetmemeniz lazım. Şifrenizi. Biz bir tane daha hesap oluşturalım. Hesap adı ne olsun? Anchor Tutorial diyelim. Tamam, oluşturduk. Şimdi bu Metamask'ı kurunca Ethereum'un bütün şeyleri gelmiyor. Pardon, yani Ethereum Virtual Machine uyumluların hepsi gelmiyor. Ethereum ana ağı geliyor. İşte bir de şu test ağları geliyor. Biz burada bir de buna optimistik şeyi eklememiz gerekiyor. Optimist, tam adına bakayım da bir daha. Optimizm kovan testneti eklememiz gerekiyor. Ona dikkat edin. Mesela ilk karıştırdığım şey oydu. Buraya gelip burada kovan yazınca iki tane çıkıyor. Çıkmadı. Testnetleri kapatmış. Kovan yazınca iki tane çıkıyor. Bu değil. Bu bizim klasik Ethereum kovanı. Biz şunu ekleyeceğiz. Optimism kovan. Connect to dediğimizde, add to Metamask dediğimizde. Şimdi burada bunu direkt böyle ekleyebiliriz. Şu
Şu Zoom'un şeylerini de çekiyorum bir yandan. Burada bir şey bakacağım ama. A değiştir. Ha zaten yüklediğim için diyor. Burada RPC diye bir şey var. Burada sorgu yaptığımız şey. Hani kareye bağladık. Tamam. Bakın. Bunu yüklüyoruz ya. Aslında yüklerken şuradaki detayları bize veriyor. Biz bunun yerine Anchor'ın kendi RPC adresini de kullanabiliyoruz. Bakın şunu. RPC Anchor Optimism mi? Şu değil de testnet olduğu için şunu. RPC Anchor Optimism testneti kullanabiliyoruz. O zaman Anchor'a istek yapıyoruz. Bakın buradaki gördüğünüz şekilde de farklı ülkelerden var. Optimism bu şekilde çalışıyor. Önemli değil. Şu an o kovan optimizmi kullandık. Bağladık. Sonra biliyorsunuz bütün testnetlerde bir test jetonu almanız gerekiyor. Testnette çalışacağımız için. Diğer türlü de ana jetondan almanız gerekiyor. Kripto para dediğim şey bu zaten yani. Bu jetonlar. Şimdi testnete her bir testnetin bir musluğu var. Bu optimizmin de böyle bir musluğu var. optimismfaucet.xyz diye giriyoruz. Bakın şu an bizim sıfır şeyimiz var. Claim diyoruz. Şimdi unutmadan burada GitHub'la bağlantı yapıyoruz. Bakın ben GitHub'la giriş yapmışım. Gördünüz mü? GitHub adresimle giriş yapmışım. Siz de burada GitHub adresinize giriş yaparsınız. Az önce bir yerde ben GitHub dedim. Orada GitHub olmayabilir. Bu GitHub'ı burada kullanıyoruz. Şimdi buraya bir istek yolladım. Bakın bir tane test token'ım geldi. Tamam. Şimdi geliyoruz. Arka planda çalışacağız. Ha, bence Remix'te çalışmak daha güzel ama bu dokümantasyon buraya vermiş. İşte React Native Node.js kullanacağız. Şimdi burada VS Code kullanıyoruz. Visual Studio Code. İlk olarak burada bir tane direkt kapatıp açalım daha rahat. VS Code'u çalıştıralım. Terminal diyelim. Yeni terminal diyelim. Önce NPM'i çalıştıracağız. Ama burada bir kontrol edeyim de önce şeyi oluşturuyorduk diye eksik var mı? Buraları geçtik. Buraları da geçtik. Buraları da geçtik. Bunu da geçtik. Buraları da geçtik. Bakayım. Ben de böyle hatırlıyorum daha. Şimdi önce bir tane klasör oluşturmamız lazım tabii. Burada mesela maker. Biz de maker diyelim. Optimism NFT desek. Optimism NFT. Sonra kod diyoruz. Mesela ilk hatayı burada almıştım. Bu kod deyince bir hata veriyordum Mac'te. Onu da internetteki çözümle düzelttim. Neydi çözümde? İşte yine bu terminalden bir tane varsayılan değişken ekliyorsunuz. O şekilde çözülüyor. Şimdi burada Optimism NFT'ye girdik. Gördüğünüz gibi geldi. İçi boş. Şimdi buradan sonra devam edelim dokümantasyona. NPM init diyelim. Bunları enter diyoruz. Bunlar da isim çok önemli değil. Yani oluşturalım şimdilik. Bakın bir paket, package geldi. Sonra bu
Ortam değişkenler için Dothermal kuruyoruz. Dothermal. Gördüğünüz gibi bunlar geldi. Sonra Hardhat kuracağız. Bakalım. Burada da hata vermişti. Burada da ne hata verdi? Hardhat Node.js'in belli bir versiyonuyla uyumlu çalışıyor. En son versiyonunda tam stable değildi. Ben de onu çözmek için Hardhat'in sitesinden bunu yüklemiştim. Şimdi bakalım ya düzelecek mi? Ha bir de şu hatayı verdi. Gerçi o bir sonraki adımda şimdi söylemeyeyim. Bunu bir bitirsin. Yani karşılaştığım hataların hepsinin çözümü vardı ama bunlar biraz daha yeni konular olduğu için bayağı zorlandım. Tamam. Tamam. Şimdi Hardhat'e. Mesela burada bu sorun olmadı. Burada sorun olmuştu. Sorun olunca şey yaptım. Bütün Hardhat config.js dosyalarını sildim bilgisayardaki. Saniye. Sonra tekrar yaptım. Şu Hardhat config.js'i oluşturacağız. Bakın diyor ki burada bunu oluşturmanız gerekiyor. Bunları içermesi gerekiyor. Şimdi biz burada bunu oluşturalım. Oluşturduk config dosyamızı. Şimdi kontrat ve script dosyalarını bize oluşturuyor. Sonra bunların içerisini dolduracağız. Dikkat ederseniz ilk önce MetaMask'ta bir şeyler yaptık. Daha sonra bu tarafa geldik. İkisini birbirine bağlayacağız. Şu Ethereum kütüphanesini kuracağız. Şu ana kadar bir sorun yok gözüküyor. Tamam. Hardhat'in upgrade'lerini kuralım. Şimdi burada bir tane dosya oluşturuyoruz. .env diyoruz. Bunun içerisine private key'imizi gireceğiz. Tamam mı? Zaten bu şekilde bağlıyoruz. Yani your private key diyor ya. Your private key'i de şuradan alıyoruz. Geliyoruz MetaMask'a. Şimdi bunu zaten bunun için oluşturdum. Şurada hesap bilgileri. Özel anahtarı dışa aktar. Buradaki şifremizi giriyoruz. Ve bu anahtarı veriyor. Eğitimden sonra sileceğim bu cüzdanı. Biz getiriyoruz. Bunu şuraya yapıştırıyoruz. Bunu tırnak içerisinde miydi? Değildi diye hatırlıyorum ama bir kontrol edeyim. Gerçi bu da göstermez muhtemelen. Peki buradan alabilirsiniz. Göstermiyor. Tırnak içinde değildi diye hatırlıyorum. Tamam. Devam edelim şimdi. Hardhat config ayarlarını yapmadan önce diyor. Eğer direkt Ankara kullanmak istiyorsanız işte şuradaki adresi az önce söyledim ya buradan testnet seçip kopyalayın. Şimdi devam ediyoruz. Bu kovanı da kullanabiliriz. Diğerini de kullanabiliriz. Kovanı kullanalım. Gelelim Hardhat config'imize. Bunu siliyoruz, bunu yapıştırıyoruz. Burada ne var? İşte kullanacağımız daha Solidity versiyonu falan var. Sonra gelelim. OpenZeppelin'den kontratları çekeceğiz. OpenZeppelin neydi? Bu ERC20, ERC700 kaçtı unuttum. 1155, 721, 721 değil mi? 721
tarzı kontratlarla ilgili hazır şeyler var. Böyle şablonlar var. OpenZeppelin zaten wizard.openzeppelin'de, bunları online kullanıyoruz. Burada da OpenZeppelin'i içeriye kurduk. Kontratları. Bakın burada notlar geldi. Ethereum'u kurduğumuz için. Böyle geçelim. Şimdi diyor ki bir tane Kitty Monster diye bir akıllı kontrat oluştur. Bunu nerede oluşturuyoruz? Kontratların içerisinde oluşturuyoruz. Kitty Monster diye. Sonra diyor bunun içerisine bunu yükle. Burada ne var? İşte Solidity versiyonu. Burada OpenZeppelin'den bazı kontratları içe aktarıyoruz. İşte sahip olabilme gibi. Burada ERC721'in ismi ne olacak? Sembolü ne olacak? Mint fonksiyonu önemli. Bakın bunları yapıp kontratı doğruladıktan sonra Explorer'dan çalıştırıyoruz. Yani bu mint fonksiyonunu orada kullanıyoruz. Burada copy yok mu ya? Ben sonra ne yaptım? Implement metodunu kullanmış. Zaten buradaki şeyleri, fonksiyonları falan en iyi nerede görüyorsunuz? Explorer'a bunu yükleyip düzgün bir şekilde çalıştırdı, doğruladıktan sonra görüyorsunuz. Şimdi bunu compile edeceğiz. Biliyorsunuz iki aşama var. Bir compile yani derleme, bir de deploy yani blok zinciri ağına yayma. Tamam diyor. Compile ettim. Sıkıntısız. Write the deploy script. Şimdi diyor ki bunu deploy edeceğiz ya. Bu deploy etme esnasında script'sinin içerisinde bir dosya oluştur. Deploy.js de buna da. Sonra buna da böyle bir kod yaz. Adresi kmonster işte oradaki değişken. Değişkende bu kitty monster'ın deploy'u. Kitty monster'da işte kitty monster dosyasından gelen ve sürekli açıyorum. Kusura bakmayın. Kapatalım. Tamam. Şimdi diyor ki artık bunu çalıştıralım. Nginx hardhat run şu JS script'ini çalıştır. Network olarak da kovanı seç diyor. Tut. Kontrat A'da yayınlandı bu. Tamam bu da güzel. A'yı kontrol edelim mi? Yayınlanmış mı gerçekten? Ben burada ne hata yaptım? Hemen söyleyeyim size. Kovan Explorer deyip yanlış şeye girdim. Oysa ki biz nereye gireceğiz? Optimism kovanız. Ben de A'da yayınlanmadı sandım. Allah Allah diyorum falan. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi 28 saniye önce kontratı oluşturmuşuz. Şimdi biz ne yaptık? MetaMask'ta bir cüzdan oluşturduk. Ona test token'ı aldık ama arka planda terminalden bir şeyler yapıyoruz bilgisayarımızda. İkisini nerede bağladık? Unutmayın. Private key'i girdik. Enrollment kısmına. İyi güzel kontrat ürettin. Bu kontrat ama hani doğrulanmış bir kontrat değil şu anda. Burada hiçbir şey yapamıyoruz. Hadi verify yapalım şimdi kontratı. Bizim bu Solidity Single File 0.8.1 kullanıyoruz ve lisansımız MIT. Continue diyoruz. Tamam güzel buraya yazacağız. Ama burada bir sıkıntı var. Biz burada OpenZeppelin'in kütüphanelerini kullandık. Dolayısıyla bir yerle bağımlı çalışıyor bilgisayarımızda. O buraya yüklersek o zaman ne olacak? O tek dosya olarak o kütüphaneleri yüklemiyoruz. Peki ne yapıyoruz? Flatten diye bir şey var. Yani bunu düzleştiriyor tabiri caizse. Flatten yapıyoruz. Bu dosyayı bize yeni bir dosya oluşturuyor. Flatten not sol diye. Yani biz oraya öyle diyoruz. Düzleştir de diyebiliriz. Düzleştir diyelim isterseniz. Düzleştir dosyasını alıyoruz. Hata var. Bir bakalım da ben belki bir şey tuşa basmışımdır.
Neredeyiz? Explore'a girdik. Şuradayız değil mi? Tamam. Bakalım. Ha, burada da bir hata vardı. Dur, onu da göstereyim. Bakayım yine verecek mi? %99 verecek de. Evet. Şöyle bir hata oluyor. Hemen onu da düzeltelim. Yani bu tutorial'da da var hata. Burada şu şey var ya. Niye buna yaklaşıyor? Neyse. Bir sürü lisans var ya, bunu silmemiz gerekiyor. Yani bir tane kalması gerekiyor. Sürekli aynı lisansın geçmesine rahatsız oluyor. Yani bunu bir kere belirtmemiz gerekiyor diyor. Buradan oysa ki 12 tane falan var. Bunları bir temizleyelim. Sadece bir tane kalması lazım. Video uzuyor ama emin olun ilk başta çok daha uzun sürdü bunları sorumsuz yapmam. Nasip olursa bundan sonra da bir tane kiralık NFT olayını anlatacağım. Bu da ayrı bir ERC standartı. NFT'leri kiralıyorsunuz. Niye kiralıyorsunuz? İşte bu Metaverse konseptlerinde gayrimenkuller var ya, onlar belli bir gelir getiriyor falan. Onların kiralanması süreçleri olacak. İşte orada aslında biz anlıyoruz ki NFT meselesi kripto paradan çok daha farklı bir şeymiş. Biraz laf salatası yaptık. Şimdi start olur. Yeniden başlayalım. Ay, pardon. Oldu mu? Oldu. Tamam. Olay bu yani. Kontratımıza giriyoruz arkadaşlar. Artık kontratımızda bakın burada write contract kısmına gelince biz buradaki içerideki fonksiyonları çalıştırabiliyoruz. Mint işte sahiplikle ilgili. Save transfer from diye şeyler var, fonksiyonlar. Şimdi bunları yaptık, bunları da yaptık. Geldik bu şey kısmına, NFT'yi üretme, mintleme kısmına. Burada biz tabii ne dedik? Pinata'yı kullanıyoruz. Pinata hesabına neyle giriş yapılıyor şimdi? Ha bak, ben hatırladım, pardon. Pinata hesabına normal üyelikle giriş yapılıyor. Ama şöyle bir hatası var bunun da. Yani büyük harf, küçük harf falan kullanıyorsunuz. Yine diyor ki şifre olmuyor. Sorun çıkarabiliyor. Orada ben şey yaptım. Generate password var ya, bu internette güçlü parola oluşturuyor. Öyle bir güçlü parola oluşturdum. Onu koydum. Hani aklınızda olsun. Öyleyse bir hata alabilirsiniz. Şimdi buraya bir tane NFT yükleyeceğiz. Yine böyle şey yapacağız. Masaüstü diyelim. Anchor'ı yükleyelim. Yine böyle hani böyle kola makinesinin arkasıyla önünü bağlar gibi düşün. Burada bir şey yapacağız, öbür tarafa bağlayacağız. Bakın bir de JSON. Şimdi Anchor geldi. Şurada Anchor'ın bağlantı adresini kopyalayalım. Bu bağlantı adresi dediğimizde Gateway Pinata Cloud diye başlayan ve sonra da şu CI'de dedikleri şey. Sonra ne yapacağız? Kontrol edeyim. Tamam. Tamam. Diyor ki bir tane Monster Metadata diye bir JSON oluşturun. Monster Meta data yok. Monster Meta.json. Nerede oluşturuyoruz bunu? Ana klasörde diyor.
yapıştırın diyor. Tabi burada bizim NFT ile ilgili özellikler var arkadaşlar. Bunları değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Şimdi değiştirmiyorum çok vakit kaybolmasın diye. Burada pardon, Zoom araya giriyor. Şunu kopyalamıştık ya, onu bir daha alalım. Sonra bakın burada QM ile başlıyor. Gene QM ile başladı. Başka bir IE3A diyor. Bizde UZZ diye bir şey değişti. Burada diye. Attributes yani özellikler falan bunları da ekleyebiliyorsunuz. Hatırlarsanız bu OpenSea'de falan attributes özellikler kısmı var. Bunu yükledik. Tamam. Şimdi biz kendi dosyamızla da değiştik. Tamam. Şimdi biz bu JSON'ı da IPFS'e yüklüyoruz. Çünkü aslında NFT dediğimiz şey bir resim değil. O resimle ilgili detaylar da var. İşte bunda şu özellik var, bunun açıklaması bu. Hepsi bir NFT. İçerisinde bir tane görsel var. Artık Monster Meta JSON oldu. Yani bunu Monster Meta JSON demeye de gerek yok da. Yani. NFT JSON da deriz. Şimdi bunu da IPFS'ye yükleyeceğiz. Gelelim. Upload diyoruz. File diyoruz. Select file. Buradan şöyle yapalım. Monster meta.json. Tamam. Alalım. Şöyle karışmasın. Ben Linux'cuyum. Bu Mac zorluyor beni. Monster meta.json upload diyoruz. Şimdi ne oldu? Resmi aldık, IPFS'ye yükledik. O resmin de içinde olunduğu JSON dosyasını alıp IPFS'ye yükledik. Tamam, güzel. Artık bu IPFS'de gezegenler arası dosya sisteminde yani. Öyle geçiyor ya. Sonra bunu artık üretmemiz lazım. Yani bu içerisinde çeşitli bilgiler olan NFT'yi mintlememiz lazım. Peki nasıl mintleyeceğiz? Bunun için de az önce aslında gittiğimiz yer vardı ya, şu kontrata geldik Explorer'da. Önce Connect to Web 3 diyoruz. Biz MetaMask adresimize bağlıyoruz. Bağladı. Doğru adres. Bir bakayım da. 0x9. Yani yanlış olsa da şey değil de. Bak buradan. Bunu seçmem lazım. 0x9. Ha, bağlanmıyor. Niye bağlanmıyor? Orada şöyle bir hikaye vardır muhtemelen. Evet. Bakın aklınızda olsun. Bunu da bayağı bir zamanda uğraşıp bulmuştum. Şurada 3 noktaya gidip bir şey otomatik bağlanıyorsa bu, tamam mı? O 3 noktaya basıyorsunuz MetaMask'ta. Bağlı sitelerden onu kaldırıyorsunuz. Şimdi bir daha deneyeceğim. Yine aynısına bağlandı değil mi? Of of. Yani burada da üretiriz de üretemeyiz ama gerçi. Çünkü bu kontrat ona bağlı değil. Deneyelim ama ha sonunda kaldırdım. Şimdi bu Anchor'a bağlanacağız. Burada da bir gecikme var. Gelmiyor gibi gözüküyor. Geliyor aslında. Yani bak. Gelmemiş. Aslında geliyor da. Ha, geldi. Şimdi geldi. Beni bozman için. Mint NFT diyoruz. Tamam. Hangi adrese bu NFT'yi üreteceksiniz? Bir de üreteceğiniz NFT ne? Bakın şurada HTTPS'i siliyoruz. Gateway diye başlıyor. Şu bizim JSON dosyamız. İçerisinde resim de var, özellikler de var falan filan. Biz bunu kendi adresimizde üretebiliriz. Yani her yere üretebiliriz de. Şimdi kolay olsun diye kendi adresimizi üretiyoruz. Right diyelim. Bunu onaylayalım. Zaten yine göstereceğim. Transaction'ımıza bakalım. Ha, burada da diyor ki biraz bekleyin, biraz sonra gelir diyor. Şu an yükleniyor. Bekleyelim. NFT'yi de mintledik bu adrese fonksiyonu kullanarak. Bakın Kitty Monster. Sonra
Bu mintlediğimiz NFT'yi göreceğiz. Bütün aslında NFT marketlerde görebiliriz. Optimizmin testnet'e uyumlu olan. Yani biz onun şu anda bu Quixotic'te görebiliyoruz. Burası değil. Şimdi bu benim önceki bağlandığımda buradan çıkalım. Connect diyelim, MetaMask diyelim. Gidip otomatik bağlanır, değil mi? Bağlanmasın. Bize bir sorsun. Bakalım. Tamam. Bağlanıyor yine. Şimdi de kaldıracağız. Pardon. Bu aslında buraya bağlanmıyor ama ha, bunun şeyi bir dakika. Bu yaşam merkezine geliyoruz. Bağlı siteler diyoruz. Görüyor musunuz? Bağlantıyı kes diyoruz. Geri dönüyoruz. Anchor'a geliyoruz. Tamam. Şimdi olur herhalde diye umuyorum. Connect deyince, MetaMask deyince bize bir soracak. Biz de Anchor diyeceğiz. Tamam. Geldik. Burada profil resmim yok. Bakın bir tane üretmişim. Kitty Monster. Burada bizim resim yok diyor. Hata mı yaptık? Bir bakayım. Şey de olmuş olabilir. Hata o. HTTPS kısmında. Buraları hep geçtik. Şurada. Burada HTTPS koyuyoruz. Aslında bir hata yok gibi. Peki. İşte hata çıkabiliyor. Bir sürü hata çıkmış. Onların hiçbiri çıkmadı. Şimdi bu çıktı. Belki de üretti az sonra gelecek ama şu an bize göster. Olsun. Biz bir daha deneyelim. Sorun olsa nerede olur? Şurada olur. Nasıl ilgilenelim? Dinleyelim. Şimdi önce resmimizi kontrol edelim. Burada gelmiyor. File diyelim. Bir dakika. Pinata'ya MetaMask bağlayayım mı? Yok. Bir şeyleri mi engelliyor? Sitesinde bir sıkıntı oldu galiba. IPFS'te de bazen sıkıntı oluyor ya. Yani bak. Belki de oradan çekemedi. Çünkü sorunsuz yapmışız. Adrese de üretmiş. Sadece içindeki görseli göstermiyor. Acaba buradaki sitedeki sorundan dolayı mı göstermiyor? Image bu göstermediği için. Şimdi ben bunu bir daha yükleyeyim. Bir de kontrol edeyim. Burada sıkıntı yükledim. Aynı resim diye. Şöyle bir kontrol edelim. Çalışıyor mu? Bir de bu JSON dosyasının içerisinde
STPS olacak ha. Doğru yazmışız. Burada sanki bir sorun var gibi ama olsun, biz işimizi tam yapalım. Şimdi buradan bizim yüklediğimiz JSON'a aynı mı bir bakalım. QMUZSC. Tamam. Burada bir sorun yok gibi. Türkçe karakter de kullanmadım. Bir şey bozacak falan. Bazen biliyorsunuz Türkçe karakter durduk yere bir şey bozar. Tamam. Burada sorun. Bunu kullanarak JSON dosyası oluşturuyoruz. JSON dosyasını. Aa, belki şöyle bir şey var. Monster meta.json diyelim. Tamam, öyle diyelim. Emin değilim ama orada bir ters oldu demiş. Muhtemelen burada bir sorun oldu. Şimdi gösterdim. Bakalım. De şunu deneyelim. Şuraya da fotoğraf yükleyelim. Color image, dakika. Bu geliyor. Burada sıkıntı yok. Pinata'nın bunu yaptığı için aynı dosyayı yüklemiyor muhtemelen. Diyelim. Kontrol edeyim ama bir hata yok gibime geliyor. Hatta mesela burada NFT metadata demiş. Orada monster demiş. İsimle alakası yok orada. Dosyayı kullanarak yüklemiş. Yükledik. Write contract bağladık. Adrese ürettik. Sonra gateway koymadık. Şurası gelse bir deneyeceğim de. Bir sorun var. Tek IPFS yeri burada değil aslında. Pinata'nın dışında da IPFS yükleme siteleri var ama en çok Pinata kullanılıyor.
aklımda bugün böyle yapacağı tuttu ya. Sabah yapmadı işte, yükledik. Bunu biz doğru mu girmişiz? 7 PSCB. Aa, şöyle yapalım. Deneyelim. Burada sorun var mı? Diğer NFT'ye mi eklemeye çalışalım? Tamam. Bakalım burada sorun oluyor mu? Her şey yavaş yavaş bugün şansa, akşam sabah daha hızlıydım. Bu kontrattan yapılan işler, bakın, Mint NFT, Mint NFT, bunlar gözüküyor. İlk üretilmiş, ardından bunlar yapılmış. Buradaki işlemlerin aynısını farklı blok zincirlerde de yapabilirsiniz. Yani biz burada hardhat, testnet kullanımı, hardhat kullanımı, sonra OpenZeppelin kullanımı, başka işte IPFS kullanımı, bunları gördük hepsini. Sadece şu an IPFS'te bir sorun var bulutta. Ondan dolayı bakın buralarda açılmıyor. Bir sorunumuz var. Son deneyeceğim. Da resim gelmedi yine. Yani muhtemelen resimde şey kaynaklı bir sorun var. Bulut kaynaklı bir sorun var. Burada alamıyor. Ama buradaki bütün adımları bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Yine ben hatayı bulursam onu yazarım, sebebini.